Sevgili dostlar, Clostridium botulinum bakterisinin ve ilgili türlerinin oluşturduğu bir nörotoksik moleküldür. Yaygın olarak kullanılan adıyla botoks, işte tam da bu özelliklerinden faydalanılarak en sık yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Ve güzellik sektöründe popüler hale gelmiştir. Ve aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de kullanılır olmuştur. Ve halen kullanılmaktadır. Evet sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugünkü video konumuz botulinum toksin, diğer adıyla botoks. Bugünkü videomun sponsoru Kitapol Kitapları Yayın Evi'nden yayınlanan benim yazar olarak katkıda bulunduğum Alkali Yaşam Bir Bütündür kitabıdır. Sevgili dostlar, Alkali Yaşam Bir Bütün kitabımızda alkali beslenme, egzersizler, yaşam tarzları, gıda takviyeleri gibi birçok konu ele alınmaktadır. Eğer siz de sağlıklı yaşamak istiyorsanız internetten bu kitabı sipariş verip içindekileri okuyup uygulayabilirsiniz. Sponsorumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, botulinum toksin vücudumuzdaki sinir uçlarından asetilkolin salgılanmasını önler. Tüm sinir sistemine zarar vererek ciddi sağlık problemlerine yol açar. Bu oluşan paralizi geçicidir ama solunum sistemi de dahil olmak üzere tüm vücudu etkileyen felce yol açmaktadır. Şimdi haydi gelin botoksu hep birlikte gözden geçirelim. Botulinum toksin genellikle konserve gıdalarda bulunmaktadır. Yarattığı hastalığa botulizm adı vermekteyiz. Botulizm geliştiğinde kas güçsüzlükleri, görme bozuklukları ve yutma güçlüğü meydana gelmektedir. Erken teşhis ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu durum ilerledikçe solunum güçlüğü meydana gelmekte ve bu nedenden dolayı da ölümler oluşmaktadır. Botulizm doğru gıda hazırlama ve saklama teknikleriyle önlenebilmektedir. Bu nedenden dolayı bir halk sağlığı sorunu. Eğer problemli bir konserve tüketildiyse konserve tüketiminden yaklaşık 12 saat sonra botulizm belirtileri görülmeye başlar. Bunlar bulantı, kusma, çift görme ve ishal, bazen ishal yerine kabızlık da olabilir, tansiyon düşüklüğü, vücutta şişme ve solunum belirtileri gibi birçok problem, bulgu ve belirtilerdir. Sevgili dostlar, normalde botulinum toksini 80 derecede 30 dakika içinde, 100 derece ve üzerinde ise 10 dakika içinde parçalanmaktadır. Eğer bunlara bile dikkat edebilirsek bu hastalığa yakalanmak söz konusu olmayabilir. Bu nedenle dikkat edeceğimiz en önemli özellik kapağı şişmiş, açıldığında kötü kokuyla karşılaşılan konservelerin yenmemesidir, atılmasıdır. Şimdi insanlara bu kadar kötü hastalık belirti, semptom ve bulgu veren botulinum toksinin bizlere ne gibi yararları var? Onlara bir bakalım. Botulinum toksin nedir? Nasıl uygulanır? İşte yukarıda anlattığım nörotoksisite oluşturması ve geçici paralizi oluşturmasının tam da bu noktada bizlere yararı bulunmaktadır. Medikal ve tıbbi anlamda meydana gelen yakınmalar, semptom ve bulgular botulinum toksin uygulamasıyla geçici olarak giderilmektedir. Ve tedavilerde bu özelliğinden faydalanılmaktadır. Botulinum toksin içeriğine sahip olan ilaçlar uygulama yapılan kasın geçici olarak gevşemesine ve geçici olarak paralizi oluşturmasına yol açar. En çok bilinen kullanım alanı yüzdeki kırışıklıkların azaltılması ve önlenmesidir. Bunların dışında diğer uygulama alanları ise terleme tedavileri, avuç içi ve koltuk altı, servikal distoniler, aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırmaları, migren ağrıları, anal fissür ve şişmanlık nedeniyle mide uygulamaları, erkek ve genital sistem uygulamalarında botulinum toksini görmekteyiz. Tarihsel sürece baktığımızda ilk botulinum toksin uygulamasının şaşılıkta yapıldığını bilmekteyiz. Botoks, botulinum toksinin ticari bir ismidir.
Bunun haricinde Disport, Massport ve Refinex gibi ticari markalar da bulunmaktadır. Peki botulin toksin hakikaten bu uygulamalarda güvenilir midir? Sevgili dostlar, cevap olarak evet, güvenilirdir. Dünyada neredeyse 100 ülke tarafından onaylanmıştır ve üzerinde birçok çalışma yapılmış, makaleler ve kitaplar yazılmıştır. Neredeyse 25 yıldan beri dünyada kullanılmaktadır. Milyonlarca kişiye botoks uygulanmıştır ve güvenle tercih edilmektedir. Estetik amaçlı botoks uygulamaları dünyada en çok yapılan girişimlerin birinci sırasında yer almaktadır. Peki botulinum toksin nasıl etki eder? Kısaca bir gözden geçirelim. Nörotoksin özelliğinden dolayı botulinum toksin uygulanan kaslarda geçici olarak hareket kısıtlılığı oluşur. Bu kısıtlılık kasın tamamını değil, sadece botulinum toksinin yapıldığı birkaç santimetre çapında bir bölgeyi etkiler. Yüzde mimik kaslarına uygulanınca mimik kaslarının hareketliliği kısıtlanır. Bu kasların hareketleri zayıflar ve kasın neden olduğu mimik çizgileri derinleşmesi önlenir. Zaten yüzümüzdeki kırışıklıkların nedeni mimik kaslarımızın aşırı çalışmasından kaynaklanmaktadır. Kaş çatmak, sinirlenmek, gülmek bunların başında yer alan hareketlerdir. Eğer bu kaslarımızı fazla çalıştırırsak yüzümüzdeki kırışıklıklar gittikçe artacaktır. İşte botoks bu kasların kırışıklık yapmasını önlemektedir. Botulinum toksin içeren ilaçlar çok miktarda sulandırılıp çok küçük miktarlarda kırışıklık olan bölgelere küçük bir enjektör ve iğne vasıtasıyla enjekte edilmektedir. Çok hafif, ağrılı bir işlemdir. Genellikle uyuşturma isteyen kişilere bu işlem yapılmadan önce lokal anestezik sürerek yarım saatte bir saat arasında beklendikten sonra bu işlemler yapılmalıdır. Peki botulinum etkisi ne kadar sürer acaba? Uygulama yapıldıktan yaklaşık 3-4 ay içinde bu etkinlik geriler. 6. ayda ise bu etkinlik tamamen sıfırlanır. 4. aydan itibaren kaslardaki çalışma tekrar aktive hale gelir ve 6. ayda eski düzenine geri döner. Bu nedenden dolayı botoks uygulamalarında 4 ila 6 ay arasında tekrar etmekte fayda bulunmaktadır. Eğer bu süre zarfında düzenli uygulamalar devam ederse uzun süre sonunda 9 ay ve 1 yıl gibi sürelerle tekrarlanması yeterli hale gelecektir. Ve artık mimik kaslarımız daha az kasılacak ve kırışıklıklar daha da azalacaktır. Botulinum toksin sonrası yüzümüzdeki ifadeler kaybolur mu acaba? Sevgili dostlar, doğru teknik ve uygulamalardan sonra yüzdeki ifadelerin kaybolması mümkün değildir. Botulinum toksin kullanılmasının amacı yüzü ifadesiz hale getirmek değil, mimikleri yumuşatmak ve mimik kaslarını daha az aktif hale getirmektir. Dolayısıyla yüze doğal ve güzel bir şekil vermeyi amaçlamaktadır. Doğru teknik ve doğru dozlarda yapıldığında sonuçları mükemmel olmaktadır. Yanlış teknikler ve fazla dozlar verildiğinde kaşların aşağı düşmesi, göz kapaklarının kapanması gibi problemlerle karşılaşılabilir. İçiniz rahat olsun. Bu gibi komplikasyonlar meydana gelince bir müddet sonra toksinler parçalanınca tekrar eski halinize gelmeniz mümkündür. Ama bu süreci hiç yaşamamanızı temenni ederiz. Acaba hayat boyunca kaç defa botulinum toksin uygulatabilirim? Sevgili dostlar, eğer uygun doz, uygun teknikle ve belirli aralıklarla 3 aydan erken olmamak kaydıyla ömür boyu botoks yaptırabilirsiniz. Acaba bu uygulamadan sonra etkisi geçince yüzüm daha mı kötü olur? Kesinlikle hayır. Sevgili dostlar, botoks biraz önce söylediğim gibi belirli aralıklarla uygulandığında kırışıklıkların gerilemesi ve yüzün daha kötü hale gelmesi mümkün değildir. Ancak birkaç uygulamada etkisi geçince yüz eski haline geri dönebilmektedir. Bu nedenden dolayı devamlı süreyle uygulanmasını önermekteyiz. Enteresandır, düzenli olarak botoks yaptıran kişilerin yüzlerindeki yaşlanma da önlenmektedir. Peki botoks yaptırdım, bu uygulamadan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor? Sevgili dostlar, kesinlikle bu uygulamadan sonra en az 4 saat süreyle oturarak dinlenmek gerekmektedir. Sırt üstü yatılmaması ve başın öne doğru eğik olmaması
gerekmektedir. Bu nedenden dolayıdır ki gece yatarken de yüksek yastıklarda yatmalı ve dik açıda oturarak 45 derecelik açıda yatılmalıdır. Eğer sırt üstü yatılırsa ve baş öne eğilirse botoksun yeri öne doğru kayacağından dolayı ve kaşlarda ve göz kapaklarında düşme zaman zaman da ciddi baş ağrıları ortaya çıkabilmektedir. İşlem yapılan bölgelere ovma, basınç uygulanması, kaşınma, sürtünme gibi hareketlerin yapılmaması gerekmektedir. Çok hafif makyajlar yapılmak istenirse 2 saatten sonra yapılmalıdır. 24 saat boyunca sıcak duş ve banyo yapmaktan kaçınmak gerekir. Sıcak uygulamalar, sıcak pansumanlar yapılmamalıdır. Sıcak ortamlardan kaçınmak gerekmektedir. Evet sevgili dostlar, bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Güzellikle ve sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.